Biz gençlerin sesi olan Akasis'e ve Küresel Sahne'ye hoş geldiniz. Ben Festimeger, Balkanlar temsilcisi olarak şu an Kosova'da bulunmaktayız. Ve kültür başkenti Prizren'in kalbi olan Lombardy Foundation'dayız. Hepinize merhaba, Akasis Küresel Sahne projesine hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Lombardy Vakfı'nı gezeceğiz. Ben seslendirmeniz Nisanur Karadaş. Hadi gelin birlikte gezelim. Sosyal girişim ve sinema olan Bistrica, 1 Şubat 1952'de 700 kişilik bir kalabalığa açıldı. Mimar Yakmezruk'un projesine göre inşa edildi. Prizren'in 2. Dünya Savaşı'ndan önceki sinema gösteriminden sorumlu olan ve aynı zamanda Prizren'in ilk projeksiyoncusu Şevki Gıştenya idi. Bu dönemde büyük ölçüde antifaşist mücadele ve vahşi batı ile ilgili filmlerin yer aldığı bir dönemdi. ...1960'da Prizren'in ilk açık hava sineması olan Kino Bahçe açıldı. Böylelikle iki salonun toplam kapasitesi 1200 sandalyeye ulaştı. Lombardy hem iç hem de dış mekan ekranlarıyla Balkanlardaki en büyük 3 sinemadan biri oldu. 1960-1985 yıllarında Lombardy sineması şehrin sosyal ve kültürel yaşamının merkeziydi. Dövüş sanatlarından Vahşi Batı'ya, Hint filmlerinden Spagetti Vahşi Batı filmlerine, Yugoslav filmlerinden diğer Hollywood filmlerine kadar her türlü film sergilendi. İşçi sineması Kino Radnik ile birlikte yılda 500 bin bilet sattı. Ve bu yıllar Lombardy'nin altın çağıydı. 1986 Lombardy Festivaller sitesi olarak tanınmaya başladı. Prizren'in en büyük şarkı festivali olan Zambaku Prizren için ilki Kino Bahçe'de yapıldı. Kafelerde televizyon seyrinin artması, video kulüplerinin, VHS'nin ortaya çıkması ve ülkedeki siyasi işbirliğinin azalması ile sinemada ciddi ve kaçınılmaz bir düşüş yaşandı. ...1999'da savaş dönemi yüzünden Prizren ilk kez sinemasız bir şehir olarak kaldı. Dokufest, Lombardy sinemasının canlanmasını istiyordu. ...9 ila 11 Eylül 2002 tarihleri arasında düzenlenen Dokufest Film Festivali'nin ilk filmi Lombardy sinemasında Ahmet İmamoviç tarafından 10 dakika ile açıldı. 2007'de Prizren Belediye Başkanı yeni bir şehir otoparkı inşa etmek için sinemayı yıkma kararını açıkladı. Lombardy sinemasını koruma girişiminde kentteki sivil toplum aktivistleri kararı protesto etmek için toplam 8 bin imza topladı ve sinema hayatta kalmayı başardı. ...2014 yılları arasında sinema yönetimsiz kaldı. Gayri resmi bir emekliler kulübü, bir sığınak ve Dokufest ve diğer festivaller için ara sıra kullanılan bir alan olarak kaldı. ...2012-2014 yılları arasında Şo Çırıya Kulturo Artistike adı altında kafe ve sosyal alan olarak kullanılmış ve yeni nesil ile sinema arasındaki bağı oluşturmuştur. Temmuz 2014 yılında Kosova Özelleştirme Dairesi sinemayı satmaya karar verdi.
Dokufest ve Etman Drüşe liderliğindeki 58 kar amacı gütmeyen kuruluş özelleştirmeye karşı çıkmak için toplandı. Sinemanın yeniden canlandırılması çağrısında bulundu. Ocak 2015'te kampanyanın ardından Lombardi Sineması özelleştirme listesinden çıkarıldı ve kültürel miras alanı olarak ilan edildi. Lombardi Sineması birçok kez yıkılma tehlikesi geçirse de bu miras günümüze kadar ulaştı. Lombardi Sineması'nın halkı, kurumun tam manasıyla canlandırılması için taahhütlerini sürdürmek üzere Lombardi Vakfı'nı kurdu. Birçok imzacı kuruluş ve yerel topluluk, altyapıyı, örgütsel gelişimi, programlamayı ve savunucuk çabalarını destekleyerek sürecin parçası haline geldi. Sinema, farklı grupların buluşma yeri oldu. Ve 70'ten fazla kurum ve kuruluş tarafından 300'den fazla etkinliğe ev sahipliği yaptı ve kamusal değerini geri kazandı. Yolunuz eğer Prizren'e düşerse mutlaka Lombardi Vakfı'nı ziyaret etmeyi ve gezmeyi unutmayın. Unutmadan eğer Akasis izleyicisiyseniz size bir kahve de bizden. Akasis Küresel Sahne Projesi'nin Balkanlar temsilcisi olan Festimeger ve Lombardi Vakfı'nın Film ve Araştırma Başkanı konuğumuz sevgili Tevfik Rada ile baş başa bırakıyorum. Tevfik Rada kimdir ve neler yapar? Ben Tevfik Rada, 1991 Prizren doğumluyum. Lisansı İstanbul'da Mimarlık Fakültesinde okudum, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde. Yüksek lisansı aynı üniversitenin sosyoloji bölümünde bitirdim. İstanbul'dan sonra Kosova'ya döndüm, yani bir iki yıl önce herhalde. Ve zaten daha önce de işbirliği içinde olduğum Lombardi Vakfı'nda çalışmaya başladım ve şu an Lombardi Vakfı'nda film programcısı ve araştırma sorumlusu olarak çalışıyorum. Lisansı ve yüksek lisansı Türkiye'de okuduğunuzu dediniz. Hı hı. Benim bildiğim kadarıyla Türkiye burslusunuz. Evet, lisans Türkiye bursu. Evet. Ve bunlar size ne katkı sundu? Yani hem mimarlık açısından hem sosyoloji açısından ne katkılar size sundu hayatınızda? Öncelikle lisansı mimarlıkta yapmaya karar verdiğimde, ya herkes gibi 18 ya da 17 yaşında oluyorsunuz ve tam olarak öyle ne hayat ne dünya böyle tam olarak kavramış değilsiniz. Yani neyse de. Bugün de kavramış değilim ama o zamanlar daha bulanık oluyor efendim, evet, ileriye dönük olarak. Ve mimarlık seçme nedenim aslında bir taraftan sosyal bilimlere yatkın olduğumu düşünüyordum. En azından ilgimi çekiyordu sosyal bilimler ve bir taraftan da böyle sanatsal bir şey seçmek istedim. Çünkü o taraftan da ilgim vardı sanat tarihine. Arada bir şey bulayım dedim ve mimarlık seçtim. Ama mimarlığa girince özellikle Mimar Sinan Üniversitesi'nde ki çok iyi bir üniversitede ama aynı zamanda biraz geleneksel, öyle değişime çok fazla açık olmayan bir okuldur. Yani zorlar o bakımdan. Pişmanlık duydum demeyeyim ama biraz zorladı o mimarlık şeyi. Mimarlık lisansını bitirdikten sonra daha iyi bir vizyonum vardı ne yapmak istediğime dair ve sosyoloji yüksek lisansına başladım. Önce dedim ki böyle şehir sosyolojisi üzerine bir tez yazarım diye düşündüm. Ama sonra zaman ilerledikçe sinemaya daha çok sardım ve aslında sinema sosyoloji üzerine bir tez yazdım. Ne kattı? Çok şey kattı. Birincisi orada olmam,
o ortamda olmam, insanlarla tartışabilmem veya başka bir şehirde, bir metropolde olmanın bir büyük avantajı var tabii. Hem kaynak bulma açısından hem insanlarla konuşabilmen açısından. Bu yüzden çok en önemli parçasıydı benim hayatımın. Bildiğim kadarıyla zaten eğitim hayatınızda her zaman açtınız bu konu hayatında. Hem sinema anlamında ve her zaman bilgi edinen bir tiptiniz. Bildiğim kadarıyla. Aynı zamanda hem yaz okullarında da görev aldınız. Orada eğitim yaptınız. Ve en sonunda bir Erasmus programı da yaptınız. Evet, ortalarda. Ve bunlar nasıl gitti ve nasıl oldu ve nasıl bir tecrübe kazandırdı size? Erasmus programına galiba 2014'te gittim. O da benim için çok önemliydi. Bir de şunu da söyleyeyim. Tam eğitim alırken bu Erasmus programı olayı aslında 2010'larda böyle patlamaya başladı şeyde. Trendlere girmişti. Ya Türkiye'de, Avrupa'da zaten popülerdi de ben tam o döneme denk geldiğim için böyle çok da zorlanmadım aranmak için. Niye başka bir yere nasıl gidebilirim diye. Önüme Amsterdam çıktı ve Amsterdam'a gittim, bir dönem mimarlık okudum orada. Oradaki okul çok iyi değildi aslında. Çünkü bir üniversite düzeyinin bir düşük düzeyi olan Hochschule denilen bir sistem vardı o. Ve bir tam olarak programlar uyuşmuyordu ama yine aynı şey söyleyeyim, İstanbul'da söylediğim şekilde Amsterdam'da, yani başka bir büyük şehirde olmak kaynak açısından çok çok önemli ve çok ilham verici bir şey. Bu yüzden ya kitap olsun, ne bileyim sergili olsun, bayağı bir şey gezindim, bayağı insanlarla konuştum ve bence bana çok şey kattı. Aynı şekilde bu yaz okulları dediğin şey de, ne diyeyim, 2000 özellikle 2010 sonrası bir artan patlayan bir fenomen mi diyeyim bilmiyorum. İşte, Stasyon'un mesela, Stasyon Contemporary Art Gallery'nin Priştine'de düzenlediği yaz okulu programı ki çok iyi bir programdı. 2010'lardan sonra başladı ve yani ona katılmama mümkün değildi çünkü çok iyi konuşmacılar geliyordu. Ve bir 3-4 yıl falan arka arkaya katıldım. Bu yıl olmadı, pandemiden katılamadım. Tabii. Ama ertesi yıl kesin gene giderim. O böyle gidince orada birileriyle tanışıyorsun falan ve o başka bir yere çağırıyor, oraya gidiyorsun. Öyle oluyor biraz bu tabii işler. Tabii ki bir şey de fark ettim. Zaten sizin metropol sevdanız bambaşka. Hı hı. Ve bunu da zaten tüm yurt dışına gidecek ya da bir şehirden başka bir şehire gidecek. Hangi ülkeye giderse metropol şehrinde yaşamak daha iyi. Sizce bunu tavsiye eder misiniz gençlere? Ya tabii ki eğer maddi olarak böyle bir imkan varsa kesin yaşanılması gerekir metropolde. Çünkü metropol böyle bir hem hızlı bir dinamiği hem yabancılaştırıcı bir dinamiği var. O biraz yüzüne vurunca biraz daha fazla düşünmeye başlıyorsun herhalde ne ve neler yapabileceğim diye hayatta. Benim için asıl önemli olan metropolde araştırma kaynaklarının çok bol olması ve buydu benim asıl. Sanat ve sinema sizin hayatınız başlangıcından sonuna kadar her zaman olan bir şey. Ve bu ilişki, sanat ve sinema ilişkisini şu an yaptığınız işte ve eğitim hayatınızda nasıl kullandınız? Bir defa ben sanatla sinemanın çok yani böyle kesin çizgilerle fazla ayrılacağını zannetmiyorum. Hem ne bileyim bir klişe bir şey mesela, hem sinemada sanat hem sanatta sinema vardır gibi bir şey. Yani çok organik bir bir yapı içerisindeki elementler diyeyim bunlar. O yüzden çok fazla hiçbir zaman ayırmayı düşünmedim ama sinemada bir şey var yine de
belki ayrılması gereken, sinema biraz kitlelere hitap eden, daha demokratik diyeyim bir mecra. Hani işte burada da görünüyor gibi kaç tane, ne bileyim 500 tane sandalye var ve bir gecede bir buçuk saatlik filmi 500 kişi gelip izleyebiliyor. Sanat, çağdaş sanattan bahsedersek eğer, öyle bir şey, sanatta böyle bir şey yok. Daha sana daha bir aristokratik bir şeyi var. Kapalı duvarları var. Evet. Daha elit bir sinemada da, sinema aslında tamamen bir, özellikle Hollywood sineması bir ne diyeyim, business şekli aslında. Her şey ticari. Ticari ama yine de o alımlama bakımından sinemanın daha böyle bir demokratik rolü olduğunu düşünüyorum toplumda. Evet. Ve birçok şeyi tartışabilmek için bu mecraların kullanılması önemli olduğunu düşünüyorum. Onu da yapmaya çalışıyorum burada. Tabii ki de. En son zaten Türkiye'de bir yaşamınız oldu yani. Az buz değil yani, onca yıl orada yaşadınız. Ve orada aynı zamanda bir iş tecrübeniz de oldu. Galata'da. Onu biraz bize anlatabilir misiniz? Salt Galata'da aslında bir ay ve şey gibi stajyer olarak girdim önce. Neydi buraya girmemin sebebi? İşte Lombardi'de zaten çalışıyordum, çalışmıyordum ve Salt'tan gelen işte özellikle Vasıf Kort'un bir ekip hala da ziyaret edip bize yardımcı oluyorlar. İşte bir tartışmadan sonra işte sen benim için işte oraya gidip işte bir tecrübe alabilirsen Salt'ta, belki burası için de daha iyi olur denildi. Ve ben de tamam, deneyelim o zaman dedim ve bir aylığına orada bir staj, işe dönüşen bir, sonunda bir staj yapmış oldum. İyi de geçti. Nasıl araştırmalar yaptıklarını ve kütüphanelerin nasıl çalıştığını, sergileri nasıl kurulduğunu, nasıl tartışma yaptıklarını gördüm. Önemliydi. O yüzden kısa olsa da önemliydi. Aynı zamanda Lombard tarihinde de Dogfest'te her zaman işte 2002'de kurulmuş bir festival olan ve kısa film ve aynı zamanda kısa belgesellerin gösterildiği bir festival ve Prizren'in olmazsa olmaz festivallerden bir tanesi diyebileceğimiz. Oradaki gösterecek filmleri seçimlerinde siz vuruldunuz. Evet. Evet, bir iki üç yıl öyle bir katkıda bulundum. Bir Samir Karaoda'yla beraber, 2016 mıydı hatırlamadım şimdi. Kısa filmlerin ön seçimlerinde katkı bulundum. Aynı zamanda ondan sonra da hem belgesel hem de kısa filmlerde ara ara onlarla Dokufest'le beraber özellikle ön seçimlerde katkıda bulundum. Öyle. Evet, tabii ki zaten Prizren kültür başkenti olduğu için her türlü zaten sanata alakalı hem müzik alanında hem mimari hem çizim anlamında hem de böyle işte film olsun, belgesel olsun vesaire, zaten çok önemli bir yeri var. Ve zaten işte kültürün işte Prizren'de kültür başkenti ise Prizren de kalbi Lombardi'dir bu konu hakkında benim düşüncem şahsi zaten. Ve Lombardi'ye gelelim. Tarihi zaten tartışılmaz, onca şey yaşadı. Biraz bu tarihi açıdan anlatabilir misin? Lombardi nereden nereye geldi? Hı hı. Ve bu son dönemdeki projeleriniz nelerdi? Pandemi nasıl etkiledi? Bunları bize biraz anlatabilir misiniz? Lombardi ya vakıf olarak 2015'te kuruldu ama ben binanın tarihine gideyim isterseniz. 1952'de yapılmış bir bina. İlk defa öyle kitlesel bir sinema deneyimini mümkün kılan bir bina inşa ediliyor o zaman. 1952'de Prizren'de ve onun ismi Kino Bistrița. Evet. Ve yani bayağı uzun bir tarihi var. 50'lerden
bugüne kadar. Zaten araştırmalarımızın bir tanesi de bu tarihin ortaya çıkarılması, ki yakın zamanda da bir kitapçık ve sergiyi bitiriyoruz bu ay sonunda umarım tarihi hakkında. Hızlıca atlayayım, öyle 99'da şey sinema savaş yüzünden kapatılıyor. Hatta bir ara şey askerler tarafından işte cephanelik olarak falan kullanılıyor. 99'dan hemen sonra eski tayfa, buradaki hani şeyde sinemada çalışmış olan tayfa yeniden çalıştırmak istiyorlar sinemayı, ama yeni kültürel ortamda artık sinemanın çalıştırılması çok daha zor. Film şeritlerin bulunması zor. Artık evet. Belgrad'dan alınması tabii söz konusu değil. Tirana'dan getirmişler o zamanlar ama bayağı pahalıya. O yüzden çok şey yapamamış. Uzun sürememiş ve kapanmış hemen 2000-2001'de sinema. İlk ve böyle ne diyeyim, tarihin tozuna bırakılmış o zamandan beri. Ama işte 2002'de Dokufest kuruluyor ve Dokufest burada başlıyor şeylerini, gösterimlerini ve o hem sinema kültürüne şehirdeki hem de bu binaya farklı bir anlam kazandırıyor. Farklı bir işte ne diyeyim bir enerji veriyor ya. Ve oradan biliyorsunuz Dokufest zaten bayağı büyük, ünlenen bir festival oldu. 2007'de burayı belediye başkanı yıkıp bir otopark haline getirmek istiyor. Fakat evet, işte bir sivil karşı gelmeler sonucunda bu gerçekleşemiyor. 2014'te aynısı yine denenmeye çalışıyor. Ama Dokufest'in öncülük ettiği bir edisyonda, kaçıncı edisyonda hatırlamıyorum mu, bu karar protesto edildi. Ve yine Dokufest, Etman Drüşe ve diğer vakıfların işte girişimleriyle ve halktan alınan imzalarla bu yıkım süreci durduruldu 2014'te ve bu durdurmanın sonucunda en sonunda 2015'te de Lombardi Vakfı kuruldu ve Lombardi Vakfı hala bugün işte bu devam edip bu mekanı yürüten vakıf ve aynı zamanda film programları, araştırma programlarını yürüten vakıfın ismi. Ben işte dediğim gibi orada çalışıyorum ve birincisi bahsettiğim gibi sinemanın tarihi üzerine bir araştırma yapıyoruz şu an ve ikincisi de şey isimleri de söylemem gerekiyor. İşte Bengi Muzbek'le beraber yapıyoruz. Kino Figurimi diye sinemanın ve Kosova'daki sinemanın tarihiyle ilgili bir araştırma. İkincisi de Ulus Oluşumu diye Sezgin Boynik'le beraber yaptığımız Sosyalist Yugoslavya'da Türk Milliyetçiliğinin Oluşumu adlı bir araştırma yapıyoruz. Onun dışında dışarıdan araştırma yapanlar var, dışarıdan proje yapanlar, kitap yapanlar, film programı yapanlar evet, var ve bu pandemi dolayısıyla biraz fazla dışarıya gözükmese de yakında bunlar ortaya çıkıp heyecanlandıracak gibi herkesi. Tamam, çok teşekkür ederim. Zaten bunun haricinde zaten bildiğim kadarıyla yıllardır burada film geceleri düzenleniyor. Senin önderliğinde olan. Bu film geceleri nereden aklınıza geldi? Ondan sonra film geceleri dışında özel konserler de oluyor Lumbar'dan ev sahibi olduğu. Bunlar sizin nereden aklınıza geldi ve bunlar insanlar tarafından nasıl bir tepkiyle karşılandı? Ya bu film sinema geceleri sadece ben düzenlemedim. Arkadaşlar da tabii başkaları da düzenlediler bunu ama zaten bu aklımıza gelmemesi imkansızdı. Çünkü tabii zaten bir sinema yeri ve açık hava sinema
mekanı var, bir bahçesi şu an bulunduğumuz yer ve bu benim bildiğim kadarıyla Kosova'da zaten yok ama etraftaki ülkelere de az bulunulmuş. Evet, böyle kitlesel büyük bir sinema, açık hava sinema yeri ve bunun hem film gösterimleri hem konser, işte müzik gösterimleri olarak kullanılmaması önce işte ne bileyim aptallık olacaktı, olurdu. Eğer zaten kullanmazsan, bu şekilde kullanmazsan herhalde gelip otopark yaparlar. bir araştırma kolektifi yazdınız, Şuplak Şuplak diye. Onu biraz bize anlatır mısınız? Şuplak Şuplak bir araştırma kolektifi ve bir yayın evi kolektifi diyelim. İçinde ben, Sezgin Boynik, Vernon Şükrü var şu an itibariyle. Ve bu kolektif içerisinde birkaç araştırma konularımız var. Onlarla ilgilenip yakında birkaç işte basım kitap yayınlamak istiyoruz. Birincisi Rusya'da 100 yıl önce Arnavutluk hakkında yazılmış bir tiyatro yazısının çevirisi. İkincisi 1980'lerde İngiltere'den gelen bir jazz improvize grubun Arnavutluk'ta yine araştırmalar yapıp yeni bir jazz albümü üretmesi hakkında. Üçüncüsü de ilginç bir Prizren'in ilginç bir figür Hacı Ömer Lütfi Paçarizi hakkında. Hem Melami Tekkesi Şeyhi hem aynı zamanda politik aktivist bir dönemliğine 1919-20 ve şair, çok ilginç bir şair. Onun üzerine, onun politik hayatı üzerine bir kitap basmayı planlıyorum. Zaten Lumbar'dan 7'den 70'e renk fark etmesizin her türlü insana burada konuk ettiğini biliyoruz. Her türlü grup geldi, işte Latin Amerika'dan diyelim, Avrupa'dan diyelim, burada yakınlardan işte Balkan'dan diyelim, Türkiye'den, hatta Gayet Suak Yol'da burada konser verdiğini biliyoruz. Ve aynı zamanda işte bizim gibi gençlerin yardımımızı da çok kolladınız. Mesela bunca prodüksiyonu da Lombardi sayesinde yapıyoruz. Çünkü yine mekanın ev sahibi sizsiniz. Aynı zamanda bambaşka diğer dernekler ve tüm festivallerin zaten ilk başlangıç noktası burası oluyor. Dokfest'te, işte Zambaku diyelim ve bambaşka, işte Prişine'den gelen bile tüm festivaller burada ilk yapılıyor. Ve gelecekteki birkaç planınızı bize anlatabilir misiniz mesela? Hem Lombardi olarak hem sizin Tevfik Radyo olarak. Birincisi şu, ya Lombardi, bu bina Lombardi'nin diye bir şey sahibisini dedi ya, o Lombardi buranın sahibi değil aslında. Tabii ki. Bu halkın bir yeri. Fakat şu an Lombardi Vakfı tarafından işletiliyor, çalıştırılıyor. Ve aslında Lombardi bu mekanın nasıl daha fazla insanlar tarafından sahiplenilip nasıl ilginç projeler yaratılabilmesi üzerine kafa yoruyor bu bütün programlarıyla. Ve gelecekteki bir hedefte herhalde bu olmalı. Nasıl mekanı nasıl daha fazla insana açarız, nasıl insanların burayı sahiplenebilmesini sağlayabiliriz. Benim şahsi planlarım, araştırmalarım, bu yaptığımız, bahsettiğim o Kino Figürimi ve ulus oluşumu araştırmaları, uzun soluklu araştırmalar, 2-3 yıl alan sürebilecek araştırmalar. O yüzden şu an tamamen onlar üzerine odaklıyım ve onlardan daha ilerisini şu an göremiyorum. Şu an, tam şu anda tüm dünyanın aynı anda izleyebileceği bir film olsa, aha, ve siz o filmin yönetmeni olsanız, aha, çekeceğiniz film hangi konu hakkında olurdu? ya tek, her insanın izleyebileceği bir film yaratılabileceğini tabii düşünmüyorum. Herhalde onu bilmiyorum, Hollywood düşünüyor herhalde öyle şeyleri.
aynı zamanda konu da, iki filmlerde konuyu da ben fazla düşündüğümü sanmıyorum. Genelde bir ne diyeyim, böyle göze batan estetik bir moment olabilir ilgimi çeken filmlerde. Ama şöyle bir cevap verebilirim mesela, biraz soruyu twist yapıp böyle değiştirip eğer elimde böyle bir şey olsaydı, Dzigavertov'un, Rus Sovyet yönetmeni 100 yıl önce yaşamış ve üretmiş çok ilginç Sovyet yönetmen, filmlerini alıp herhalde bunlar benim filmim diye gösterirdim, yutturmaya çalışırdım insanlara. Sonunda söylerdim ama benim olmadıklarını, ama bütün dünya izlerdi en azından. Peki o filmlerin konusu neydi? Yani pek o yönetmeni tanımadığım için belki seyirci de tanımaz. Biraz o yönetmeni biraz anlatabilir misiniz? Dzigavertov 1910'ların sonunda, 20'lerde, 30'larda üretmiş bir film yönetmeni. Sovyet devriminden sonra Rusya ve bütün Sovyetleri, bütün oradaki işte Kazakistan olsun, bütün o halkları politik mobilizasyonu üzerine ve üzerine filmler yapmış biri ve aynı zamanda sinemanın bu önemli tarihte, yani 20'lerde, şu 20'ler Sovyetler için çok önemli bir tarih, devrim olmuş ama henüz hala hiçbir şey tam olarak yolunda değil ve çok deneysel bir an politika açısından. O da böyle bir deneysel bir anda nasıl deneysel bir sinema üretebiliriz, onun üzerine praktiği, onun üzerine yani film praktiği. Ve öyle bir an ki hem fikir hem sinema anlamında çok ileriye gidilmiş bir an ki hala bugün birçok sinemacıyı etkileyen, özellikle belgesel sinemacıları etkileyen bir yönetmen olduğunu düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. En iyi kadın aktör, en iyi erkek aktör ve en iyi film yönetmeni sizce kimdir? Sizin fikrinizce. Aktörlerle aram çok iyi değil, doğrusunu söyleyeyim. Ne isimleriyle, ne genelde aktörlüğü pek fazla önemsediğimi düşünmüyorum filmlerde doğrusu. O yüzden ilk iki soruyu pas geçeceğim. Tamam da sorun yok, sadece yönetmen diyebilirsiniz. Ama yönetmen için zaten bir tane söyledim, Dzigavertov, başka bir şey söyleyeyim onun yerine. Şey diyebilirim. Bu yıl 100. doğum yılı oluyor. Tabii birkaç yıl önce öldü ve Kosova hakkında da bir kısa bir ve çok az bilinen bir filmi var. Chris Marker, Fransız yönetmen. Hem belgesel hem böyle fiction belgesel arasında çok ilginç filmler yapmış biri. 1999'da tam savaştan sonra Mitrovica'da bir film yapmış aynı zamanda. Çok ve hatta bu yıl onun bir retrospektif programını yapmayı düşünüyorum. Sırf zaten o yüzden geldi aklıma. Bizim gibi gençlere örnek olduğunuz için çok teşekkür ederim. Umarım karşıdaki seyirciye de sizin yaptığınız şeylere bir bakıp belki sinema sektöründe ya da bambaşka araştırma konusunda da sizden iyi örnek alabilirler. Ve bugünkü konuğumuz Tevfik Radaydı. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Akasite kalın.